Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim sizə qıtanlar ekranımızda olsun. Amerika Xitayğa qarşı Afrikanın tümür yol tərəqqiyatını qollamaqçı. Amerika bilən Avropa İttifaqı Xitayğa qarşı Afrika əllərinin tümür yol tərəqqiyatını qollaşını planlamaqda. Nikkei Asiya Torunun 11. Oktyabr xəbər qilishçi Amerika bilan Yevropa İttifaqı Afrika dövlətlərinin xalqara tümür yol qurulışını qollab, Xitayının atalmış bir belvaq bir yol sodi planıqı qarışdırışını planlıqan. Bildirilishçi Amerika bilan Yevropa İttifaqı Lobito Koridori deb atalgan bu tümür yolu məbləq selib tərəqqi qıldırışını planlıqan bolub, bu tümür yol Angolanın Lobito portu bilan Zambiya və Kongonu tutaşdırıdığan mal setiş toru ikən. Zambiya ve Kongo her iki devlet mineral baylıkıga ige bolup, bu hareket yine Amerika ve Avrupa İttifakı'nın Xitayının muhim mineral maddelerine bolgan biqinişini azaytış ve temillet zincirini küçeytişini maksat kılgan. Lobito koridoru türü yerşari ul əsləhə ve məbləğ siliş şirikçilik münasibetinin tuncu türü bolup, tərəqqi qılıvatqan devletlerinin ul əsləhə kuruluşu ramkisi işçi deyken. BBC Hamas'ını terrorluq təşkilatı deb ataşını rəd kılgan. Angliya radio şirketi BBC Hamas'ını terrorluq təşkilatı deb atashını rad qilib kelgan bolib, BBC'nin xalqara işlar bölümü muharriri John Simpson bu haqda tushunchi bergan. Angliya Telegraf xabarları torunun 11. Oktyabr xabar qilishcha John Simpson BBC'nin bu haqdagi maydoniga tushunchi berib, Hamas'ı bu sözünü işildişinin bir tərəflimelik bulunduğunluğunu, bu sözünü işildiş BBC radio şirketinin tokunuşunu tərəfsiz halda xabar qilish meydanını çekilip qoyduğunluğunu bildirgan. Bildirilishçe BBC'nin yakın kükürlerde Hamas bilen İsrailiye hakkıda tarqatkan haberlerine karşı narazılıq fikirleri künsürü küçeygen bulup, Angliya Devlet Müdafiye Vaziri Grant Shapps BBC'nin Hamas'ını terörcü deb atışını rad kılganlıqını numussuzluq deb atıgandın başqa BBC'din bu haqtaki meydanını qaytidin bahalışını tələb kılgan. Pakistan'daki Uyghurlar endişe işçide turmaqta. Pakistan hükümeti taratqolarda bayanat elan qilib, devletteki kanunsuz köçmelerini keng kölemde bir taraf qıladığanlıqını ve kilaraydan başlap kanunsuz köçmelerini çigradın qoğulab çıkırışını başlaydığanlıqını, bu hareketinin Pakistan çigrası işçide panahlanıp atkan 1 milyon 700 000 Afgan musafirlerini öz içige aladığanlıqını agahlandırdı. Birleşme Agentliğinin haberinde bildirilişçe Pakistan İçki İşler Ministeri Sarfraz Bokti 3. Oktyabr'daki bayanatıda biz onlarga ahırkı möhletini 1. Noyabr'gıcı deb bekitip berdik. Çünkü bu yıl Pakistan'da yüzbergen 24 qetimlik özünü koşup partiltiş vakasının 14 qetimliği Afganistan musafirleri tarafından elip berilgan degen. Pakistan'daki Urdu Haber Agentliğinin bu haqtaki televiziya haberde görüntülüşçe Pakistan'ın Vakıtlıq İçki İşler Ministeri Sarfraz Bokti muhbirlarga kılgan sözü de Pakistan'da kanunluq duruş guvahnamesi yok köçmenlerinin 11. ayının 1. günü geçe ayrılışı şart. Bu mühletten keyin kalgallar çigradın qoğulab çıkarıldı. Bu hareket pekatlı Afganistanlıq musafirlarını nişan kılgan emez. Pakistan'daki kanunsuz köçmenlerinin mutlak köp kısmını Afganistanlıq musafirlar təşkil kılsımı ama bu hareket barlıq köçmenlerge orta karıtılgan degen. Pakistan'ın Rawalpindi şehirdeki Ömer Uyghur Vakfı'nın mesulü Ömer Efendi'nin Erkin Asya Radyosu'a bildirişçe yıllar ilgiri Afganistan'dan kaçıp gelip Pakistan'ın Rawalpindi şehirge yerleşip yaşavatkan 20'ye yakın Uyghur ailesi bar bolup, Pakistan hükümetinin bu kıtımlı kanunsuz köçmelerge zarif biriş hareketini ilan kılışı, yalğız Pakistan'daki tahminen 1 milyon 700 bin Afganistanlıq musafirlarla agahlandırış bulup kalmasın, belki hiç kandak pasport ya ki ikameti bulmaydırıp Pakistan'da yaşap kilivatkan Uyghur musafirlarga mı bir signal iken. Şunu bu haber Rawalpindi'deki Uyghurlarına mı kattık endişi salmaqtıken. Ömer Efendi'nin eğitişçe bu Uyghurlarının Pakistan'da kanunluq duruş resmiyeti bolmağandın sırt, onlarının kolu da ya ki Afganistan veya ki Xitay'nın pasportu yok iken. Onlar yıkınkı birkaç yıllardan buyan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Pakistan'da duruşluq musafirlar işhanistin yardım talep kılıp kilovatkan bolsumu, lekin hazırgıcı hiç kandak netice çıkmağan. Pakistan İçki İşler Ministerliği kanunluq duruş guvahnamesi yok barlıq köçmelerini aldı bilen öz ihtiyarlıqı boyunca Pakistan teritoriyesinden ayrılışqa, eğer onda kılmasa onlarını belgelengen müddetten keyin çigradın qoğulab çıkırdığanlıqını uqturgan. Ömer Efendi'nin bildirişçe Pakistan'daki Uyghurlarının köpüncisi 1960 yıllarda Xitay'nın bastırışları sebeplik Kaşgar ve Yaken Qatarlıq çaylardan Afganistan'a kilip panahlanan Uyghurlarının evlatları iken.
1980-ci yıllarda sabıq Sovet İttifaqı armiyası kən köləmdə Afganistanğa təcavüzçülük uruşu qozğanda bu uyğurlarının bir qismi Afganistandan qaçqan millionluğan müsafirlər bilan birlikdə Pakistanğa köçmən bolub kilib qalğan ikən. Erkin Asiya Radyosu muhbiri Pakistan'ın Washington'da turuşluq elçixanası bilen bu haqda alaqlaşken bosumu, ama onlar telefon yaki elxat arqılıq sorğan suallarga cevap qaytırmağan. Növette Uyghurlar, eğer biz Afganistan'a ketişini xalımasaq, Pakistan hükümeti bizni Xitayga qaytırdı degen endişe işçide bolup, bunun sebebini çüşendirgen Abdülahad isimlik bir Uyghur, bunun 10 yıl avval Rawalpindi'deki Xitay Muhacirlar Cemiyeti'nin vasıtası bilen Xitay Elçixanası'nın Rawalpindi'de yaşayatkan Uyghurlarını tizimlap, onlarının Şarkı Türkistan'ın kayırıdın, kaçan, kandak sebepler bilen kelgeliki, isim familisi, cansani ve öy adreslerini tizimlap ketkelikini bildirgen. İstiklal televiziyesi de ilgiri Botuğurluk Ömer Uyghur Vakfı reisi Ömer Uyghur Efendim bilen söhbet ötküzülgen bulup, o Pakistan'daki Xitayperest cemiyetinin Xitay'a maslaşkan halda her xil faaliyetlerini küçeyti vatkallıqını bildirgen idi. Pakistan dairelerinin bu ikametsiz Uyghurlarını kanunsuz köçmen kadarı da Pakistan çigrasının koğulap çıkarışı enik bolsumu, ama hiç kandak bir devletinin pasportu ya ki kimlik guvahnaması bolmağan bu Uyghurlarını kandak tariqide ve kayerge koğulaydıqallıqı hazırcı enik emesiken. Növette Uyghurlardan 20'den köp aile 100 etrafıdaki kişi bar bolup, ular Pakistan'dan koğulansak barar cayımız yok deyişmektiken. Xalqaro kişilik huquqni kuzatish tashkilotining sobiq Xitoy ishlari direktori Sofi Richardson radioga qilgan so'zida dunyo jamoatini Pakistanda qiyin ahvolda qolgan Uyg'ur musafirlarni qo'g'dashga chaqiriq qilib, bundaq bir vaziyatda butun dunyo jamoatining bu Uyg'urlarni qo'g'dash mas'uliyati bor. Xalqaro kishilik huquq qonunimi dal shuning uchun mavjud degan. Isroilning Tumur gumbaz nomliq mudofaa tizimisi o'ylagandek kerak kelmagan. İsrailiyanın tümür gümbez namlıq hava müdafiye kalqan sistemisinin oylugandak işlemigallike aşkarlanğan bolup, uruş devamıda etilgan raketalarının bir kısmını tosup kalanmağallıqı bildirildi. Xabar Global'nın 11. Oktyabr xabar qilishça, növette İsrailiya qattıq ciddileşken bolup, zapas əskerlerini vazifeki dərhal qaytip gelişke çakırgan bolup, baş tartıqçılarının cazalındıqallıqını ilan qildi. Hamas'ın El-Qassam Brigadisi 7. Oktyabr etigenden başlayıp İsrailiyaga karşı Aqsa kelkünü hareketini resmi başlayan bulup, iki tarafının tokunuşu hazırgıcı şiddetlik devam kılmaqta. Şundaqlı Hamas, Arab ve İslam ellerini ve çet elde yaşayatkan Palestin halkını bu kank ölemlik hareketki bivastı katnışıqa ve yardım kılışıqı çakırgan. Bildirilişçe, İsrailiyanın tümür gümbez hava müdafiye kalkan sistemisi kütülgendek işlemigenden başka, İsrailiya istihbarat teşkilatlarının mı mağlup bolğanlıqı ilgiri sürülgen bulup, bihaterlik tətqiqat xadimleri Hamas'nın netçi ay tayarlı kılgan bolsumu, bırak İsrailiya bihaterlik tarımaqlarının bunundan xabersiz kalğanlıqı, bunun bilen İsrailiyanın dünyağı danlıq istihbarat organı Mossad'nın mı mağlup bolğanlıqını ilgiri sürgen. Xulasada İsrailiya dairelerinin Hamas'nın şünçe etraplıq tayarlıq hareketini bilmeyi qilishinin muhim sebeplerden birinin Hamas azaları ve organlarının yanfun yaki kompüter işletmeslikke adetlengeliki, teşkilat azalarının özgeci şekilde ala kılış usulları bilen hareket planının tayarlıqı ve işgi eşişinin mehbiyetlikini saklaştı muhim rol oynağalıqı bildirilgen. İsrailiya istihbaratının mağlup buluşunun yeni bir sebebi tehdit noktasını bahalaştı hata karar kılgan dep karalgan bulup, Hamas'ın bu kıtımlık hareketke 2021 yıldan başlayıp tayarlı kılışkı başlayalıqı, şu yılı İsrailiya bilen bolgan tokunuştuğun ki yılla iqtisadi ve harbi tayarlıqı tutuş kılgalıqı, bu ceryanda uçukçısız ayruplan grupisi teşkil edildi, yakında El-Qassam Brigadisinin yağaç paraşüt bilen manevir kılgalıqı hakkıdaki sınırlar tarqalıqı, onlarının İsrailiyanın bihaterlik tarımaklarının guma ını qozğap qoymaslıq üçün yağaç paraşüt bilen məşq qılğanlıqı, raketa oqlarının tonnullarda saqlanğanlıqı bildirilgen. Undan başqa İsrailiya Livandaki Hizbullahni küçülük təhdid deb bahalab, diqqətini Hizbullahnın alaqadar istihbarat xizmetlerine mərkəzləşdirgen. Türkiye Palestin-İsrailiya krizisini həll qilish üçün tirişçilik göstərməkdə. Türkiye, İsrailiya Palestin ciddiyetçilikine rayondaki başka devletlerine kengiyip gitişten ilgiri hatimi veriş ve terepler ara söhbet başlaş üçün köp tereplemelik diplomatik tirişallıq körsetmekte. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe bu arka görünüşte Türkiye Cumhuriyeti Taşkışlan Ministerliği ve istihbarat tarmakları dikkatini mürasa kılış ve esirlerini almıştırış hizmetine merkezleştirdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan bolsa tokunuş başlanğandan buyan nurgun rehberler bilen telefonlaştı.
U bu qetim İordaniya padişahı Abdullah II, Alceriya prezidenti Abdülmecid Tibbon və Saudi Arabistan taxt varisi şahzadəsi Muhammed bin Salman qatarlıqlar bilan telefonlaşıb, Türkiyənin ciddiçilikkə rayondakı başqa dövlətlərə kengiyib ketişdən burun xatimə beriş və söhbət ötküzüş arqalıq adil tinçlik ornatışqa kapalətlik qilish üçün bütün küçü bilan tirişçallıq körüstüdüğanlıqını oturğa qoydu. İsrailiya və Palestin uruşdu ölgən və yarlanğanlar sanını elan qıldı. Palestin-İsrailiya toqunuşlarında 1200 Palestinlik, 1300 İsrailiyalikning ölganligi bildirildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, İsrailiyaning G'azzaga qaratgan hujumlarida hayotidan ayrilganlar soni 1200 ga yaqinlashdi. G'azzaning muavin sihhiya ministri doktor Yusuf Abirlish shahidlarning soni 1200 ga yaqinlashdi. Taxminan 5000 odam yaralandi dedi. Abirlish hujumda qaza qilgan va yaralanganlarning ko'pincisining bolalar, ayollar va yoshanganlar ekanligini eskertdi. Isroiliya sihhiya ministri Moshe Arbel bayonot e'lon qilib, Isroiliyaga hujum qilish jarayonida yaralar holatda qo'lga tushirilgan falastinliklarning davolanmaydiganligini bildirdi. Isroiliyaning Yadiot Ahronot gazetasining xabariga qaraganda, Isroiliya sihhiya ministri Arbel tunugun bosh minister Benyamin Netanyahuga maktub yozib, hujumda yaralangan Hamas a'zolarini hukumat doktori davolashni to'xtatishga buyurganligini bildirganligini e'lon qilgan. Maktubida sihhiya sistemasi bunda qiyin vaqtlarda Isroiliya askarlarini davolashga va kelgusidagi ishlarga tayyorlik qilishga ahamiyat berishi kerak degan iboralarga o'rin bergan Arbel o'z boshqurishidagi ommaviy sihhiya sistemasining Hamas a'zolarini davolamaydiganligini uqtirgan. Isroiliya sihhiya ministerligi Isroiliya Palestin to'qinishi boshlangan 7-oktyabrdan buyon yaralangan 3268 kishining doktorxonalarda bolnisqa elinganligini e'lon qildi. İsrailiyanın dövlət igilikideki rəsmi qanili KAN Hamasının qorallıq qanıtı bolğan İzzuddin Qassam Brigadısının mühasirə astıdiki Ğazzadan İsrailiyaya qarşı başlayan Aqsa kəlkünü hücumlarda ölgənlər sanının 1300-ə yetkənligini xəbər qıldı. Xəbərdə görüşlüşcə hücumda yaralanğan İsrailiyaliklərin sanı 3300-ə yetkən bolub, onların içində 350-nin yaralanış əhvali iğir ikən. İsrailiya armiyasining bu vaqtdagi bayonotida 7-oktyabrdan buyon o'ldirilgan askarlar sonining 220 ekanligi qayd qilindi. Bayonotda o'ldirilgan yana 31 askarning kimligining oshkorlanishiga ruxsat qilinganligi va ularning oila tabiatlarining vaqtlandirilganligi eskartildi. Yana bir tarafdan Hamasning 100dan ortiq İsrailiya askarini asirga olganligi bildirildi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.